Mehmet Şimşek mecliste bir açıklama yaptı ve açıklamanın son bölümünde bir konunun şifresini verdi. Dedi ki kripto paralara vergi getireceğiz. Bu sevgili seyirciler, ya kriptoda olanlar, bu konuyu merak edenler için söylüyorum. %99 2024 ayının ilk çeyreğinde başlayacak. Çünkü paraya da ihtiyacı var devletin, biliyorsunuz. Ciddi bir giriş var kriptoya ve oradan da vergi almaya başlayacaklar. Ama nasıl alacaklar? Herkes merak ediyor. Şimdi ben kripto para atıyorum işte Binance'daki hesabımda ya da herhangi bir kripto para borsasındaki hesabımı hesabımdan para çekmeyeyim mi diyor insanlar şu anda. Bankaya çektiğim anda banka bana kardeş o paranın şu kadar artık benim mi diyecek? Neye göre vergi alacaklar? Sistem nasıl olacak? Herkes merak ediyor. Bir kere paranın vergisi olmaz, tamam mı? Bu saçmalıktır, tamam mı? Böyle bir şeye getirirlerse de çok da rahatsız edecektir. Yani sen para bozdurmaya gittiğin zaman bakkala 100 lira verdim, şunu 2,50'lik yap dediğin zaman devlet senden vergi istese ne oluyor dersin, değil mi? Yani paranın vergisi mi olur kardeşim? Aynı şey altın için de geçerlidir. Aynı şey döviz için de geçerlidir ki gerçi ona da vergi koydular. Kambiyo vergileri getirip koydular. Her yere saldırıyorlar yani paradan bile. Kriptolarda da aynı şey, durum geçerlidir. Ve burada mesela bunu da kontrol edebileceğim bir şey de değil aslında, ama onu da artık zorbalıkla falan yaparlar. Mesela diyelim ki şunu söyler, borsada tuttun sen parayı, işte ve kaldığı süre içerisinde sen kar etti yani artı bir şey yazdıysa o fark kadar, çünkü aldığın seviye belli, sattığın seviye belli, ona belki uygulayabilir. Ama sen onu aldın, ondan sonra borsadan çektin, dışarı çıkardın, cüzdanına çektin, tamam mı? Cüzdanına çekerken ne olacak? Borsaya oraya vergi mi koyacak? O komisyon olarak mı borsa sana uygulayacak? Ya da benim cüzdanımda var yıllardır. Ben gönderirim, istediğim zaman bozdururum diyecek ki. Yani ona ne diyecek? Geriye doğru işletemeyeceği şeyi bu sefer alım satım komisyonu olarak mı koyacak? Çok saçma. Neresinden tutsan elinde kalacak. Absürt bir şey. Şimdi bak, bunu kimler, bu yasaklama yöntemleri, yüksek vergi yöntemlerini falan, bunları denedikçe devletler, az önce iki tane örnek verdim. Venezuela ve Arjantin. Bak, Milei şu an oradan ters döndü. Tam çark etti yani 180 derece. Şimdi Venezuela da öyle, Maduro şeyinde, diktatörlüğünde. İnsanlar günlük hayatları içerisinde kullanmaya başladı bunu. Anladın mı? Yani üçüncü taraf olmadan, yani borsa falan üzerinden alıp satım değil. Direkt birbirlerine kripto paralarla, Bitcoin ile ödeme yapmaya başladı. Ya aynısı oralarda ne oluyorsa aynı yoldan bizimkiler gidiyor. Ha. Çok enteresandır yani. Hep böyle biz bir adım geriden onları izliyoruz yani. O demek ki aynı şey burada da. Bu sefer insanlar kendi aralarında kripto parayla alışveriş yapmaya başlayacaklar. Yapsınlar da bana ne yani. Bence güzel olur. Ama tabii Türkiye'de şey yasal değil, ama bence güzel olur yani. Yani yasal olsa mecbur kalıp sonra da yasal hale getiriyorlar. İşte Milei'nin bugün yaptığı gibi. Şimdi dünya oraya doğru gidiyor. Sen bunun önüne geçemezsin. Bu dijital bir dünya, siber bir dünya. O siber dünyada sopa işlemiyor. Ondan sonra böyle zor kullanmak işlemiyor. İnsanlar her şeyi istedikleri gibi yapabiliyorlar. O yüzden kendi kendilerini bitiriyorlar. Yani bunlara karşı, bu değişime karşı direnerek, açgözlülükle insanların, oradan da parasını alayım, buradan da alayım, yamyam gibi saldırayım düşüncesiyle kendilerini bitiriyorlar. Bitirsinler de. Bana ne? İşte umurumda olmaz. Bir kere onu koyalım. Ve bu Christmas olayı şeyde, Batı'da çok önemli. Bu dönemlerde, piyasaların kapalı olduğu dönemlerde çok büyük, ya da çok büyük demeyeyim de, yani böyle ciddi yükselişler geliyor. Yani kayda değer yükselişler kripto para piyasalarında genelde böyle uzun tatil dönemlerine denk geliyor. O yüzden kripto paralarda da bu Bitcoin ETF başvurusunun BlackRock'ın SEC tarafından onaylanma şeyde artık kesin gözüyle bakıldığı bir süreçte, yani iyi bir şey de görebiliriz, yani bir boğa görebiliriz sene sonuna doğru. Yani sene sonundayız zaten de, yani 30 1 Ocak ve işte devamında, tabii öyle ki ardından ocağın ilk başında ne olur, bir aşağı çaktırıp hani oradan bir BlackRock'çı beyefendiler toplayacak ya, belli bir miktar daha olabilir, bunlar olabiliyor, ama orada da bir şey var yani. Şu günlerde mesela bak,
Dolar demişken onu da söyleyeyim. Bu bakıyorsun 29'a hep altında tuttular. Geçen haftaya kadar böyle 28-90'ları da falan hep zorluyorlardı. Şimdi 30'un üstüne doğru işte birkaç gün içerisinde gider ama işte o dediğimiz o senaryo gerçekleşirse 30 değil 40'ın üzerine de gider. Oradan tepesine vururlar. Yani biraz 40'ın altına indirelim. İşte 33-34'lere çekelim gayretine girebilirler. Piyasanın sığ olduğu dönemde her an her şeyi yapabilirler. O yüzden sene sonunda dikkat edin. Özellikle borsaya çok önemli bir faktör de Erdoğan'ın ve Mehmet Şimşek'in manipülasyon açıklamalarıydı. Bu çerçevede Cem sen ne diyorsun şeyle ilgili? Tabii bu vergilerle ilgili senin bir şey tabii hep öngörülerini de bu konuda tutuyor. Demek ki uyarılar geliyor. Vergi şu bu kriptoya vergi. Senin de bak yorumunu alayım. Ama demek ki 2024 bir vergi yılı, zam yılı, hayat pahalılığı, enflasyon yılı olacak gibi de gözüküyor galiba. Bu kripto paraya vergi meselesini aslında bütün hükümetler şu anda bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Ama bu çok yeni bir şey olduğu için bir de hükümetlerin bürokratları genelde çok klasik vergilendirmeyi yaptıkları için bunu tam olarak anlayamadılar. Yani blockchain teknolojisi nedir? Kripto para nedir? Nasıl para sistemden dışarıya çıkar? Nasıl içeriye girer? Yani ben eminim yani o yılların bürokratlarının anlayamadığını şu anda genç bürokratlar daha iyi anlıyordur. Mesela yeni uzman yardımcısı olarak maliyeye atanmış olanlar. Çünkü bu biraz genç işi açıkçası Bitcoin. Şimdi bu aynı zamanda önümüzdeki yıllara da ışık tutuyor. Çünkü gençler yetişkin hale geldikçe Hamza'nın dediği gibi yani her geçen gün daha da fazla Bitcoin'in ödeme sistemi olarak da devreye girme durumu daha da fazla artacak. Ve bir yerden sonra mecburen şirketler, ülkeler bu Bitcoin'leri tanımak zorunda kalacak. Şimdi bir yandan vergi uygulaması aslında Bitcoin için iyi, tanınıyor. Yani bu da Bitcoin'in hükümetler tarafından tanındığı anlamına gelecek. Ama burada iki tane sorun var. Birincisi bizim hükümetimizin vergi konusunda biraz eli ağır. Yani ayarı yok bu konuda. İnsanları yani Bitcoin'den soğutacak çok yüksek vergiler koyabilir. İkincisi de bu vergiyi nasıl koyacaksınız? Yani Hamza'nın dediği gibi ben şimdi parayı aldım. Banka hesabımdan Binance'a yatırdım. Binance'tan soğuk cüzdana çektiğimde o Bitcoin zaten benim soğuk cüzdanımda duruyor. Ben bunu dünyanın herhangi bir yerinde nakit paraya da çevirebilirim. Yani tekrardan sisteme banka yoluyla sokmak zorunda değilim. Ya da hiç nakit paraya çevirmeden o soğuk cüzdanımdaki Bitcoin'le alışveriş yapabilirim, ev alabilirim ya da araba alabilirim ya da lahmacun söyleyebilirim, lahmacun siparişi verebilirim ki Gültekin hocamızın önderliğinde öyle bir çalışma da var. Bitcoin değil ama daha farklı bir çalışma. Hamza daha iyi biliyor. Çiköfte. Ben aldım mesela. Ben çiğ köfte aldım mesela. Evet abi. MCL coin'de. Evet yani bir de MCL coin'imiz var. Bu konuda da çalışmalar var. Her şey Bitcoin'den ibaret değil. Bitcoin'i Tabii. burada biraz sembol gibi görmek lazım. Tabii. Daha önceki programlarda hatırlar mısınız? Şeyi söylemiştim. Yani merkez bankaları para basmayı bıraktıktan sonra yani bir yerden sonra bırakacaklar. Zaten dijital paraya geçiyoruz ama daha da önemlisi şirketlerin de kendi coinleri olacak. Yani Apple kendisi coin çıkartacak, Facebook çıkartacak. Yani büyük şirketler, YouTube, Google, Arçelik yani bunların her biriyle mesela ev, araba alabilmek mümkün olacak. Tabii bu aynı zamanda şirketleri de daha da fazla zenginleştirecek. Onun dışında sivil toplum kuruluşları, STK'lar ki Gültekin Çetiner hocamız da bu STK'lardan birinin başında. Yani bu şekilde yapılan çalışmalarla çoklu bir para sistemi devreye girecek. Klasik hükümetlerin sonu geliyor. Yani bizim alıştığımız şekildeki klasikleşmiş hükümetler önümüzdeki dönemde bitecek. Yani bu milletvekilliği kavramı vesaire, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı bundan belki 50 yıl sonra yapay zeka olacak cumhurbaşkanı. Kimin yapay zekası daha iyiyse ülkeyi belki o yönetecek. Hatta ve hatta demokrasi kavramı yerini blockchain kavramına bırakacak. Herkesin ortak paydaşı olduğu yönetimler oluşacak. Çünkü demokrasilerde kendi temsilcilerinizi seçiyorsunuz. Ama temsilciler bazen tırt çıkabiliyor. Çoğu zaman da oluyor bu. Şimdi öyle olunca vatandaş eşit paydaşlık düzeniyle bir blockchain teknolojisi üzerinden bir yönetim anlayışı dahi oluşabilir. Yani bunu sadece bir ödeme sistemi ya da paraya indirgememek lazım. Tabii. Şimdilik kolektif bilinç ağacının bana aktardıkları bu kadar. Ama önümüzdeki zamanlarda daha da göreceğiz. Bakalım
ne tür daha değişiklikler olacak? Yani sözleşmeler bile blockchain üzerinde akıllı sözleşmelerle yapılabilecek. Tapu kayıtları blockchain üzerinde tutulabilecek. Yani yangın çıksa, noterler yansa orada öyle bir riskin yok. Yani dağıtık aynı anda binlerce. Yani bu teknoloji müthiş bir teknoloji ve asıl devrimin büyüğü bu ve bu teknolojinin içinde olanlar bu devrimi yapıyor. Anladın mı? Hep böyle böyle solcu jargon vardır ya, devrim yapacağız. Elinde sopayla, bilmem kazma kürekle, silahla. Öyle olmaz o işler abi. Öyle olmaz o işler. Bu işler böyle olur. Asıl devrim bu, devrimse budur. Onu da biz yapıyoruz. Evet. Cem, sana bir ya kısa cevap olsun çünkü süremiz de dolmadan. Daha iyi kavramak ve izleyicimize anlatmak için soruyorum. Şimdi ya bak şimdi. Borsada paramız var. Orada biz işte alıyoruz, satıyoruz, bir şeyler yapıyoruz falan filan. Şimdi bu 2024 yılı Ocak ayında diyelim çıktı. Ki çıkacak gibi gözüküyor bu vergi olayı. Hem eski bir bankacı olarak şunu cevapla ve daha dediğin yabancı ülkelerde var diye. Gördün mü nasıl olduğunu, merak ediyorum ya. Ben şimdi parayı diyelim, ben dedim ki ya ben bir yerde böyle bir kere kar ettim. Dedim ki ya yeter abi, ben bu parayla bir şey yapacağım. Ne bileyim işte ev alacağım, araba alacağım, motor alacağım, bir şey yapacağım. Yetti bana artık bu durum dedim. Çıktığım anda o kripto borsasından banka hesabıma para girdiği anda banka kesecek mi o parayı? Ne yapın? Ne yapacaklar abi? Yani ben anlamadım. Bu sistem yani, kolay bir şey değil. Burada şöyle bir şey var. Şimdi sen borsaya 100 bin lira para sokmuşsun. Ama borsadan 150 bin lira para çıkartıyorsun. Bu da senin 50 bin lira kârda olduğunu gösterir. Fakat yani şu anda böyle zaten bu şekilde hükümetler gözetleyebiliyor. Zaten şu andaki mevcut borsalar da, Türkiye'dekiler de tamamen gözetim altında. O konuda da bir sıkıntı yok. Ama muhtemelen şöyle olacak. Bu bankalar üzerinden değil de borsalar üzerinden vergilendirilecek. Yani parayı sistemden, borsadan çekme değil. Yani borsadan bankaya çektiğimde aradaki 50 bin lira benim karım oldu. Buradan vergi vereceğim değil. O anda anlık sen borsadaki senin girişlerin, çıkışların tamamen hükümetler tarafından kontrol altına alınacak. Yani tamam, borsaların kontrol altına alınması lazım. Tamam abi, ben diyelim girdim. 100 bin lirayı sistem görüyor hakikaten, doğru. Bankadan borsa şirketine aktarım yapmışım diyelim. 100 bin lira. Tamam. Evet. 100 bin lira aktarım. Bir daha ben çıkmadım abi oradan. Başka bir şey yaptım. Artık teknoloji gelişiyor. Şu anda bile coin üzerinden birçok şey dijital dünyada, işte metaverse falan diyorsun. Neye neye var yani. Al sat yapılabiliyor. Yani devlet benden nasıl vergi alacak abi ya? Bitti o muhtemelen. Yani muhtemelen çıkmazsan ödemezsin vergiyi. Yani çıkmadığın yani süreci kalır. Borsa gibi düşün. Yani şimdi ya da yatırım fonlarını düşün. Sonuçta çıkmadığın bir şeyin içinde olduğun sürece, yani mesela ev almışsın. Evi satarken vergisini ödüyorsun. Satın vergisi, alım satım vergisi ödüyorsun ama satmadığın sürece sorun yok. Bak ben söyleyeyim size o işin o kadar açmaz, ne kadar açmazlarla dolu olduğunu. Çözümünü de söyleyeceğim. Şimdi sen aldın kripto para olarak, borsanın dışına çıkarıyorsun, tamam mı? Blok zincire çıkarıyorsun, cüzdana çekiyorsun, tamam mı? Onu nasıl kesecek? Hadi diyelim ki Bitcoin üzerinden. Ulan 1000 tane coin var. Her coin'e göre ayrı bir, hepsinin fiyatları dalgalanıyor. Bugünkü fiyatı ile yarınki aynı olmayacak. Nasıl altından kalkacaksın? Yapabileceği tek bir şey var. Bunu borsalara kestirecek sana, tamam mı? Borsaya diyecek ki şundan şu kadar, şu işlem için yüzde şu kadar komisyon içerisinde bu parayı çek diyecek. İyi de o zaman onun da çözümü var. Girelim, ben cüzdan üzerinden swap yaparım. Yani para takası yaparım, tamam mı? Borsaya girmeden. Veya merkeziyetsiz borsaya giderim. Ki ben kullanıyorum kardeşim. Hepsini kullanıyorum. Merkeziyetsiz borsaya giderim. Orada ne ismin belli ne cismin belli, tamam mı? Sadece işte e-posta onayı ve iki faktörlü doğrulamalarla falan. Yani o güvenliği sağlıyorsun her türlü de. Yani anonim bir kullanıcı olarak ben orada işlem de yapıyorum. Hadi gel bakayım, ben oradan vergi kes. Nasıl keseceksin? Mümkün değil abi. Bunun şeyi yok. Ben onu TL'ye, fiyat paraya veyahut da fiyat paraya dönüştüreceğim, bankaya çekeceğim zaman sadece merkezi borsaya ihtiyaç duyarım. Onu da yapmam. Bana ne? Kripto para kullanırım o zaman. İnsanlar kendi aralarında kripto para kullanmaya başlar. O yüzden örneğini verdim, yani hiperenflasyonun yaşandığı ülkelerde bu oldu. Burada da olacak eğer böyle bu kafayla giderlerse. Anlatabiliyor muyum? Peki şu olursa şöyle bir kanun çıkamaz mı?
Dediler ki sadece ve sadece SPK tarafından bizim onayladığımız kripto paralara, ya yani kripto para borsalarına para yatırılabilir. Onun dışında hiçbir borsaya para yatırılamaz. Örnek veriyorum. Evet, söyleyeyim onu da. Zaten merkeziyetsiz borsalara fiyat para yatıramıyorsun. Fiyat para geçmiyor onlarda. Kripto paranı gönderiyorsun. İstersen Bitcoin, istersen Litecoin gönder, istersen Ethereum gönder, istersen Tether gönder. O parayla alıyorsun. Oralarda şey geçmiyor. Ama onu da mesela nereden yolluyorsun o gönderdiğini? Türkiye'deki bir kripto para borsasından yolluyorsun. Yok, cüzdanında varsa cüzdandan yollayabilirsin. Ya da gidersin kripto para büfesine gidersin. Hani döviz büfeleri var ya, şimdi onlar açılıyor. Gidersin, nakit para verirsin. Cüzdandan cüzdana alırsın abi. Arkadaşından alırsın. Veyahut da herhangi bir yerden alırsın. Yine gönderirsin. Orada istediğin parayla değişini yaparsın. Exchange'ini yaparsın. O zaman, abi bunun önüne duramazlar hükümetler. O zaman abi, şey... yani şöyle diyebiliriz. Yani bu kanun çıktığı gün cüzdanında, soğuk cüzdanında kriptosu olan yırttı. Her türlü onu belli etmeden çıkartabiliyor sistemden. Ama eğer bir kripto para borsasının içindeyse, merkezi borsadaysa, orada o borsa, anda gözetim evet, altına girdiği için o merkezi borsanın içinde, bir daha o gözetimden tekrar çıkamıyor. Evet, yani ancak dediğim gibi bunu merkezi borsalara yaptırabilirler bunun uygulamasını. Başka türlü olmaz yani. Onları şey yaparlar. Onları da artık kendilerine bir şekilde nasıl bir ortak ederlerse, bak. Ben daha önce de bu örneği verdim birkaç şeyde. Bak, öyle bir şey ki E-Devlet'e giriyorsun ya, E-Devlet'e şifresiz nasıl girilir biliyor musunuz? E-Devlet hesabına şifresiz, E-Devlet şifren olmadan nasıl girersin Arkut'la biliyor musunuz? Nasıl? Hayır, ben sana söyleyeyim. Herkes de bunu yapabilir şu anda. Bak, E-Devlet'e E-Devlet şifresi olmadan girmenin yolunu söylüyorum. Giriyorsun önce banka uygulamasına, banka şifreni giriyorsun. Sonra evet, bankadan E-Devlet'e geçiş yapı tıklıyorsun. Direkt geçiyorsun. Şifre mifre sormuyor. Peki bankalar E-Devlet'ten da, bankaya geçebiliyor muyuz? Yok, o olmuyor. Ama banka E-Devlet'ten bile daha büyük. Yani düşünebiliyor musun? Bak, ortaklık var. Ama bu ortakta büyük ortak kim? Bankalar. Abi E-Devlet'e şifresiz banka şifremi giriyorum, bankaya giriyorum. Geri kalan ona gerek yok diyor. Yani böyle bir tezgah, anladın mı? Bu sistem o yüzden. Yani bankalar ve hükümetlerin ortaklaşa yaptığı bir Ponzi, para üretim sistemi. Yani yıllarca bunu anlattığımız sistem yani. Şimdi bunu bir içine biraz da işte merkezi kripto para borsalarını çekip, yani bunu biraz daha sürdürebilir miyiz bu sistemi falan? Sürmez abi, sürmez. Benim aklıma şu geldi Hamza, acaba yerli ve milli bir borsa yapar mıyız? Yani Borsa İstanbul'un içinde belki bir kripto para tahtası açılabilir. Kanun çıkıyor. Zaten olur yani. Zaten bu şeyler, ETF'ler mesela, BlackRock'ın ETF'i bunun yolunu açıyor zaten. Bankaların kripto para varlıkları bilançolarında tutmasının da önünü açıyor. Biliyor musun? Yani düşünsene, yani devlet tahvillerinin yanına bir de Bitcoin geliyor. Anladın mı? Oraya doğru gidiyor. O bir acayip şeyler oluyor ya. Bugün Özgür Demirtaş da benzer bir yorum yaptı diye hatırlıyorum. Hatta ben de ona baktım hızlıca. Bu 2024 yılının başlarında kripto kanununun çıkacağına dair bir şeyler söyledi. Ve Türkiye'de de çok sağlam yazılımcılar olduğundan bahsedip bunu bir fırsata çevirebiliriz şeklinde bir cümle. Yani bunu hayvanca yaparsan eğer, tamam mı? Yani bu tabirimi bağışlayın demeyeceğim kimseye. Yani hayvanca da yapılabiliyor çünkü bazı şeyler. Çok da yapıyorlar. O zaman ne yaparsın biliyor musun? Parayı kaçırırsın buradan. Gider bu hayvanlıkların yapılmadığı başka bir ülke bulur kendine. Orada onu fiyat paraya döndürecekse orada döndürür. Anladın mı? Yani kaçırırsın abi. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Parayı kaçırırsın. Hiç 5 kuruş vergi alamazsın. Tamam. Evet. Yani genel olarak böyle de bir problem var. Yani bireysel girişimlerde de bu hayvanlık olabiliyor. Şimdi Özgür Demirtaş muhtemelen şundan dolayı söyledi. Dünyada kripto parayla en fazla ilgilenen milletlerden biriyiz. Belki de en fazla biz ilgileniyoruz. Yani her şeyini biliyoruz. Yüzlerce kripto para üzerine açılmış olan YouTube kanalları var. Yarın öbür gün kripto paralar bütün dünyada iyice yaygınlaştığında Türkiye kripto paraların merkezi üslerinden biri haline gelebilir. Bu anlamda söylüyor. Bu fırsatı kaçırmayalım diye, ama
Bizde şöyle bir şey var. Biz karı maksimize edeceğiz diye affedersiniz iyice işin bokunu çıkartıyoruz. Mesela turistler geliyor. Ne güzel senin plajın var, denizin var, kumun var. Efendim işte doğal güzelliklerin var. Turist de geliyor. Çekmişsin turisti. Ama bir de ekstra onu kazıklamaya çalışırsan ne oluyor? O turist ondan sonra gelmiyor. Turist tatil köyünden dışarıya çıkmıyor. Diyor ki bana 10 liralık halıyı 1000 liraya satmaya çalışıyorlar. E sen şimdi bunu yaparsan kendi bindiğin dalı kesmiş oluyorsun. Maalesef bu bizim yani toplumumuzda birey anlamında da yani bu sirayet etmiş durumda. İllaki böyle işin affedersiniz BOK'sini çıkartacağız. İnşallah bu kripto para da olmaz ama onda da olur yani. Bizim genel huyumuz bu çünkü. Yani öyle bir şey olacak ki bak şimdi Cem orada az önce söyledi. Çok önemli, ben altını çizeceğim onun. Herkes kendi parasını çıkaracak. Bütün şirketlerin kendi parası olacak. Yani şu anda da var aslında, biliyor musun? Türkiye'de, Hindistan'da, İran'da yapılan bir şey. Kendi parası ne biliyor musun? Vadeli çekleri. O şirketlerin vadeli çekleri paradır. Onların ürettiği paradır ve sistemin yarıya yakını bu şeyle dönüyor. Bu çok iyi bir şeydir yani. Bu sistemde tek sıkıntı büyük şirketler hariç orta küçükler için çekin dönme riski. Yani karşılıksız çıkma, ödeyememe riski. Kripto teknolojisi bu sorunu da ortadan kaldırıyor. Anladın mı? Karşılıksızlık olayını da ortadan kaldırıyor, çözüyor. O yüzden Cem'in az önce şey yaptığı, söylediği Gültekin Çetiner Hoca yani bu sorunu çözdü. Adam çözdü ya. Yani bu teknoloji şu an Türkiye'de var ha. Ve yani dünyada yok. Dünyanın başka bir yerinde yok. En büyük şeyi çözdü ve para sistemine büyük bir şey getirdi yani. Bir devrimsel fikir. Henüz kimse bilmiyor. Yakında öğrendiydi. Bununla bütün şirketler bu mantıkla herkes kendi parasını kullanacak. Aynı vadeli çeki gibi karşılıksızlık şeyi ortadan kalkmış. Bitiyor abi, bitiyor. Şu mevcut para sistemi istediği kadar küreselciler kendilerini yırtsınlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bu devrimin önüne geçemezler abi. O şeyi, kıvılcımı Satoshi Nakamoto diye bildiğimiz birisi attı ortaya ve o büyüyor. Hani o kıvılcım devasa bir şeye dönüşüyor yani. Ya o alev bütün dünyayı sarıyor. İnsanlar, çoğu kişi şu an henüz bu ne kadar büyük bir şey olduğunu göremiyor. Hep böyle para gibi boyutuyla bakıp, mesela sadece para değil abi. Çok büyük bir fikir var, bir felsefe var ve hayata geçişi uygulaması var. Pratikte karşılığı olan bir şey. Zamanı geldikçe de bunları konuşacağız zaten, anlatacağız bir sürü şey. Gültekin evet. Bey'in tek talihsizliği Türkiye'de olması. Kaliforniya'da falan olsa çok daha farklı olurdu. Tabii. Bizde bir de bir şeyler yapmak isteyeni devamlı bir baltalama durumu da var maalesef. Devamlı bir önün kapanıyor. Bu coğrafyanın kaderi gibi.